taarruzda Yıldırım süvarilerinin komutanıydı. Birliklerini düşmana sezdirmeden Ahır Dağları'ndan Sincanlı Ovası'na büyük bir gizlilikle indirdi. 5. Süvari Kol Ordusu düşman cephesinin gerisini darmadağın etti. O kahramanların başındaki komutan Fahrettin Altay, en zor görevi ise 10 Kasım 1938'de üstlendi. Cesur komutan Fahrettin Altay, yıllarca harp meydanlarında ön safta savaştı. Onun süvarileri büyük taarruzun hemen ardından 9 Eylül'de memleketi olan İzmir'e girdi ve düşmanı kovdu. Balkan, Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşları'na katıldı. Cepheden cepheye düşmanla mücadele ederken askerleri onun bir kez bile ağladığına tanık olmamıştı. Fahrettin Altay, o sert komutan, en zor sınavınıysa silah arkadaşını, Atatürk'ü ebediyete uğurlarken vermişti. Büyük taarruzun gözü pek komutanı 10 Kasım'da kılıcını çekecek, gözyaşları içinde Mustafa Kemal Atatürk'ün tabutu başında ilk nöbet tutan kişi olacaktı. Fahrettin Altay 1. Ordu Komutanı olarak atanın son yolculuğunda yanındaydı. Bence dedemin üstlendiği en zor görevlerden biriydi. Yani hem çok sevdiği, çok saydığı, yani büyük bir sevgi duyduğu komutanı, başkomutanın ölümü. Zaten o ölüm bir hastalık ve gittikçe o hastalığın ilerlemesi, bütün bir milletin ızdırapla izlediği bir süreç. Öyle olduğu için de zaten insanlar hezeyan içinde ağlamış günlerce. Yakın dostunu, sevdiği arkadaşını böyle bir üzücü süreçten sonra kaybetmek, sonra da o cenaze kortejinin başındaki asker olmak dedeme verilmiş bir görev. Ve de gece boyunca da onun başında nöbetçi oluyor. Ve o nöbet sırasında ağlıyor. Kolay bir şey değil. Bu sadece resmi bir görev değil ki. Bir dostun başında bekliyor. Onun kaybı çok büyük. Büyük bir üzüntü. Bir asker ama kendini tutamayıp dostu için ağlıyor. Sevdiği arkadaşı için. Soyadı kanunu mecliste kabul edilmiş, Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verilmişti. Fahrettin Paşa, Ulu Önder'i telgrafla kutladı. Ertesi gün Mustafa Kemal'den Fahrettin Paşa'ya cevap geldi. Sayın Fahrettin Altay Paşa, ben de seni tebrik eder, Altay gibi şanlı şerefli günler dilerim. Altay Kulübü'nü izlemeye gidiyorlar Atatürk'le İzmir'de. Futbol daha Türkiye'de yeni yeni, işte bu konunun daha da gelişmesini istiyorlar. Ve o gün İngilizlerle oynuyor Altay ve yeniyor. Tabii büyük bir coşku oluyor, büyük bir sevinç oluyor. Onu bir anı olarak ikisi de hani özel paylaştıkları bir futbol günü gibi aklında kalmış Atatürk'ün. Dedeme soyadı İran'dayken, İran-Afgan sınırını çizmek üzere hakemlik görevi veriliyor. Dedem o sırada İran'da bulunurken haber geliyor telgrafla. Size de Altay soyadı verildi diye. Bir başka sebebi de Rusya'daki Altay Dağları'nın işte heybetli bir insana uygun bir isim olacağını düşünerek Atatürk. Yani hem futboldan dolayı hem de bir dağın adı olduğu için vermiş. Bir futbol maçında, Fahrettin Paşa'nın kızının düğününde, seyahatlerde. Mustafa Kemal Atatürk ve Fahrettin Paşa sayısız anı biriktirdi. Fahrettin Altay'ın torunu Nazlı Güller, büyük dedesinin arşivini bugünlere kadar korudu. Arşivde Atatürk'ün Fahrettin Altay'a hediye ettiği kılıçtan, atanın kendi el yazısıyla düzelttiği metne kadar eserler var. Burada dedemin de el yazısıyla belirtmiş kurşun kalemle tahsihler var, düzeltmeler var. Bu bir konuşma metni hazırlamasını istemiş dedemden Atatürk. O da metni hazırlamış, Atatürk yapacak konuşmayı. O da düzeltmelerini yapmış. Yani Atatürk'ün kendi el yazısıyla kendi yaptığı düzeltmeler bu konuşma metninde. En kıymet verdiğim belgelerden bir tanesi. 10 Kasım sabahı bayraklar yarıya indirildi. Bir millet, ulu önderini, başkomutanını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyordu. Fahrettin Altay ise hem komutanını hem de can dostunu kaybetmişti. Bir dostun ve askerin üzerine düşen son görevde yerine getirdi Fahrettin Paşa. O anları
ve büyük görevini 10 Kasım 1963'te Hürriyet gazetesine verdiği röportajda şöyle anlattı. Bu kara haberi duyan herkes eyvah atımızı kaybettik diye hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Bütün bir milletin sinesinden kopan feryat her yerde duyuluyordu. Herkesin bu iç acısına, hele onun silah arkadaşlarından biri olarak yana yana katıldığım sırada acı bir emir aldım. Rahmetli Atatürk'ün cenaze alayına kumanda edecektim. Birçok seneler çok çok savaşlara girdim. Yendim, yenildim. Yenmek ne kadar tatlıysa, yenilmek de o kadar acı. Lakin bu son görev bana savaşlarda yenilmekten de çok acı geldi. Fahrettin Altay, 25 Ekim 1974'te vefat etti. Altay ailesine Atay'a bağlılığını, sevgisini ve şanlı zaferlerini miras bırakarak.